Tiyatro oyuncularının düzenlediği Şenlik 95 adını alan tiyatro şenliğinde birçok topluluk bir araya geldi. Şimdi ev sahibi OTTÜ oyuncuları ile birlikteyiz. Bu şenliğin amacı neydi? Bu şenliğin amacı Türkiye'de üniversite tiyatroları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek. Onların birbirlerini tanımasını, nasıl çalıştıklarını, nasıl oyun çıkardıklarını birbirlerine anlatmalarını sağlamak. Ne zamandır düzenleniyor bu şenlik? Türkiye Üniversite Tiyatroları Şenliği 1966'dan beri devam ediyor kesintilerle. Hı-hı. Ama 89'dan beri kesintisiz sürüyor. OTTÜ oyuncuları nasıl yetişiyor peki? OTTÜ oyuncularının böyle 1960'lardan gelen çok önemli bir geleneği, hı-hı, var. Her yıl sene başında buraya OTTÜ öğrencileri gelirler, tiyatro topluluğuna kayıt yaptırırlar. Ve burada olan insanlar hiçbir seçime tabi tutmadan eğitim çalışması verirler. Birinci dönem boyunca, 3 ay boyunca. Ve insanlar hem eğitim çalışmasıyla, hem oyun çalışmasıyla, hem dramatürji çalışmasıyla nereye kanalize olacaklarına karar verirler. Kimi oyuncu olur, kimi dekorla ilgilenir, kimi ışıkla ilgilenir, kimi teknik ekip olur. Ve böylelikle ikinci dönemde de hem oyunu hem şenliği çıkarırlar. Böyle yıllar geçer. Bir gün geçilir. Peki bu eğitimi kimler veriyor? Yine kendi içinizde. Tabii yine OTTÜ oyuncuları veriyor. Daha önceden yetişmiş olan OTTÜ oyuncuları veriyor. Teşekkürler. Bu yıl 2 oyun sergiliyorsunuz değil mi? Biz, evet, oyunlar hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Oyunlardan birincisi Godot'u beklerken. Bu oyunda yönetmenin söylemiyle teatral olana bir karşı çıkış, bir eleştiri Beckett'in yorumu. Ve iki oyun kişisi var, Vladimir ve Estragon. Bunlar işte bir türlü gelmek bilmeyen Godot'u bekliyorlar. İnsanlar mutlaka bir şeyler buluyorlar kendilerinden. Hem duygusal hem gülüyorlar. Yani çok keyifli bir oyun o açıdan. Yalnız bir de Aristo'cu anlamda katarsize ulaşamadıkları için de çok böyle sıkıntı çekiyorlar. Peki Hizmetçiler nasıl bir oyun? Ünlü Fransız yazar Jean Genet'in onu ünlü yapan oyunu diyebiliriz. İki hizmetçi var oyunda ve bunların kimlik arayışı, hizmetçi olmaktan başka şanslarının olmaması, bundan kurtulmak için yapabilecekleri, yapmaya çalıştıkları şeyleri sergiliyoruz oyunda.